Herkese merhaba sevgili teknoloji oku takipçileri. Ben Özgür Çetin. YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Bugün dünya ile aynı anda yepyeni Samsung S22 ailesinin modellerini size bir ön bakış şeklinde anlatacağım. Şimdi biliyorsunuz bu tarz böyle etkinlikler öncesinde bize telefonları deneme imkanı sunuyor Samsung. Teşekkür ederiz onlara buradan kendilerine. Ve bu sunumla beraber telefonlar daha piyasaya çıkmadan bir ön incelemesini yapmış oluyoruz. Tabii ki bu bir inceleme değil. Testler şunlar bunlar yapmayacağız. Ne bileyim işlemcisini test etmeyeceğiz. Kameralarına bakmayacağız. Ama ufak tefek örneklerde size göstereceğiz. Onu da söyleyeyim. Ama detaylı bir test birkaç hafta sonra Teknoloji Oku YouTube kanalında ve teknolojioku.com adresinde olacak. Şimdi lafı daha fazla uzatmayayım ve şu anda masanın üzerinde görmüş olduğunuz bu modellerden size bahsetmek istiyorum. Öncelikle ailenin en iyisi ve en güçlüsünden bahsetmek istiyorum ilk olarak. Samsung Galaxy S22 Ultra. Şimdi bu model biliyorsunuz uzun yıllardır üretiliyordu. Fakat son yıl yani geçen yıl ki yine böyle bir video çekmiştik onu da yukarıdaki linklerden size ileteceğim. Geçen yıl bir değişiklik olmuştu bu modelde. Biliyorsunuz Samsung ailesinde bir Note serisi var. Onlarda kalem bulunuyor ve bu kalemle birlikte kullanabiliyordunuz. S21 Ultra'da kalem vardı ama şöyle vardı. Sonradan bir aksesuar olarak alıyordunuz. Çünkü telefonun üzerinde bir kalem yuvası yoktu. Fakat S22 Ultra ile beraber artık kalem standart olarak geliyor. Hemen göstereyim sizlere. Şöyle telefonun sol alt kısmından çıkartıyoruz ve kalemimiz artık standart olarak S22 modeliyle artık kullanıma hazır hale geliyor. Yani ekstradan bir şey satın almanıza gerek yok. Belki aklınıza şu soru geliyor olabilir. Peki Note ailesi ne olacak? Şimdi Note ailesinin durumu şimdilik belirsiz. Belki devam edebilir. Belki de Samsung diyebilir ki ben artık zaten kalemi getirdim. Diğer özellikler kamerayı da şuydu buydu zaten gelişmiş bir model 22 Ultra'da. Artık ben bunu bir daha üretmeyeceğim diyebilir. Yani Note ailesinin sonu gelmiş olabilir. Gelmemiş de olabilir. Bu önümüzdeki aylarda netleşecek bir konu. Şimdi gelelim telefonun özelliklerine. Aslında S21 Ultra'yı da ben kullanmıştım. Hatta testini vesairesinde yapmıştık. Orada ona benzeyen bir model bizi karşılıyor. Tasarım olarak onu da andıran bir model var ama birazcık tasarım sanki bir parça daha böyle estetik olarak ufak tefek dokunuşlarda olmuş. Öncelikle 4 farklı renk var. Şimdi masada bunları görüyorsunuz. Detaylardan da göstereceğiz. Elimde tutmuş olduğum bu bordo rengimiz var. Bu özel bir renk. Yeni çıkan bir renk eklenen. Oldukça şık duruyor. Onu söyleyeyim böyle elegans bir havası var. Onun dışında siyah, beyaz ve yeşil olmak üzere 3 farklı rengi daha var bu renge ek olarak. Özelliklerden biraz bahsetmek istiyorum. 6.81 inçlik QHD Plus dinamik AMOLED bir ekranımız var. RAM tarafında 2 farklı seçenek var. Bir 8, diğeri de 12 GB olmak üzere. 8 GB aldığınızda da 2 farklı depolama seçeneği var. Bir tanesi 128, diğeri de 256 GB olmak üzere. 12'de ise 256 ve 512 GB seçeneklerin olacağını söyleyelim. Şimdi sıkı durun. Hazır mısınız? Evet, duyuyorum hepinizi. Büyük bir haber veriyorum. Samsung Galaxy S22 ailesinin tüm modelleri arkadaşlar Snapdragon 8 Gen 1 işlemciyle gelecek. Bunun da müjdesini verelim. Bugüne kadar Samsung'un bu üst seviye S22 ya da S21'den de söyleyebiliriz. S21, S20 gibi bütün modellerinde şöyle bir durum vardı. Türkiye'de Exynos işlemci piyasaya sürülüyordu. Ama dünyanın işte yanlış hatırlamıyorsam eğer Güney Kore'de, Çin'de ve Amerika'da Snapdragon'lu sürüm piyasada vardı. Artık Türkiye'ye de sadece ve sadece Snapdragon'lu sürüm gelecek. Bunun müjdesini vereyim. Neden? Çünkü bu konu çok tartışılıyordu arkadaşlar. Biz de videolarımızda hep söylüyoruz bunu. Hatta S21 Fan Edition'la S20 Fan Edition'ın bir karşılaştırmasını yapmıştık bir video olarak. Orada da bundan bahsettik. Birçok kullanıcı bu modellerin Exynos sürümlerin olmasını eleştiriyordu Snapdragon varken. Çünkü belli açılardan performans sorunları olduğu iddiaları da vardı. Herhalde Samsung uzun yıllar sonra artık bunu eleştirilere cevap verdi ve Türkiye'ye artık Snapdragon'lu sürüm gelecek. Onun altını özellikle çizelim. Yani hangi modeli alırsanız alın bu arada. Ben şimdi 22 Ultra'dan bahsediyorum ama diğer modellerde de Snapdragon'lu sürüm gelecek. Şimdi gelelim kamera tarafına. Kamerada da bazı değişiklikler var. Standart olarak 12-12-12 vesaire giden hani bir seri vardı Samsung'da. Artık onu değiştirmiş. 108 megapiksellik bir ana kamera koymuş. 12 megapiksellik ultra geniş açımı standart.
10 megapiksellik bir telefotomuz var. 3x optik yapıyor. Bir tane daha telefoto var ki S21'de de benzer bir dizilim vardı en azından telefoto tarafında. 10 megapiksellik 10x optik zoom sunan ikinci bir telefoto kameramız da bulunuyor. Ön tarafta 40 megapiksellik bir kameramız var. 5000 mAh'lik bir pilimiz olduğunu söyleyelim. 45 watt kablolu, 15 watt kablosuz şarj desteği var. Tabii ki beklendiği üzere kablosuz ters şarj özelliği de var. Yani kablosuz şarj özelliği olan cihazlarınızı bu telefon üzerinden şarj edebiliyorsunuz. Android 12 ile geliyor doğrudan ve One UI 4.1 ile piyasaya sürülecek bir telefon var. Ne gibi özellikler var? Başka biraz da onlardan bahsedeyim. 5G özelliği var. Wi-Fi 6 zaten artık var. NFC var. IP68 suya ve toza ve darbelere dayanıklık özelliğiyle geliyor. Kamera tarafında önemli bir düzenleme daha yapılmış. Saydam Lens adı verilen yeni bir teknoloji kullanılıyor. Bu da özellikle fotoğraf ve video çekimlerinde ışığın çok olduğu ya da ışığın fazla geldiği durumlarda çok daha net ve güzel fotoğraflar çekmenizi sağlıyor. Telefonun kalemle geliyor olması güzel çünkü o tarafta bir kafa karışıklığı olmaya başlamıştı. Hani hem Note'da vardı hem S21 Ultra'da vardı kalem. Artık şimdilik S22 Ultra'da da standart olarak kalem gelecek. Kalem de çok güzel bu arada. Şöyle basmatik olan aynen işte S21'dekine benzeyen bir kalemle gelmiş durumda. Ve hani Note serisi ne olacak? Videonun başında söylemiştim. Henüz belirsiz ama İlla ben kalemli telefon istiyorum derseniz artık standart olarak kendi yuvası da olan ve içinden kalemi de çıkan bir telefon olduğunu söyleyelim. Samsung S22 Ultra modelinin böyle bir model olduğunu altını çizelim. Şimdi S22 Ultra'yı anlattım ama bir de ailenin S22 ve S22 Plus modelleri de var. Onları da burada görüyorsunuz. Onların da böyle farklı farklı renk seçenekleri var ki böyle şey hoşuma gitti benim. Şu renk özellikle gördüğünüz gibi şu pembe, açık pembe rengi bence güzel. Onların biraz özelliklerinden bahsetmek istiyorum. S22'de 6.1 inçlik Full HD Plus bir dinamik AMOLED yine bir ekranımız var. 120 Hz yenileme hızı var. Aynen 22 Ultra'da olduğu gibi. Bunun dışında baktığımızda 12 megapiksellik ultra geniş kamera, 50 megapiksellik bir geniş kamera ki ana kameramız 50 megapiksel, 10 megapiksellik telefoto kamera ve 10 megapiksellik ön kameranın olduğunu söyleyelim. Bu arada hem S22 Plus'ta hem de S22'de aynı kamera dizilimi mevcut. S22 Plus'ın ekranına bakacak olsak ekran birazcık büyük. 6.6 inçlik bir Full HD Plus. Yine dinamik AMOLED ekranımız bizleri karşılıyor. S22'de 8+128 GB depolama alanı varken S22 Plus'ta 8 128 ve 8256 olmak üzere bir tane daha farklı depolama alanı seçeneğinin olduğunu söyleyelim. S22'de 3700 mAh'lik, S22 Plus'ta da 4500 mAh'lik bir pil bizleri karşılıyor. Bunlar dışında baktığımızda S22'de 25 watt kablolu, 15 watt kablosuz ve kablosuz ters şarj dediğimiz özellik var. S22 Plus'ta ise 45 watt kablolu, 15 watt kablosuz ve kablosuz ters şarj özelliğinin olduğunu da söyleyelim arkadaşlar. Telefonlarda arkadaşlar 5G özelliği var. Diğer tüm modellerde de olduğu gibi Wi-Fi 6E var S22 Plus'ta. S22'de ise Wi-Fi 6 olduğunu söyleyelim. Bluetooth olarak da versiyon 5.2 kullandığını altını çizelim. Evet arkadaşlar S22 ailesini ki Ultra, S22 ve S22 Plus olmak üzere 3 farklı modelimiz var. Sizlere burada bir ön inceleme şeklinde anlatmaya çalıştık. Söylediğim gibi en önemli özellikleri S22 Ultra'da ortaya çıkıyor. Artık bu modelde Snapdragon işlemciyle geliyor ki diğer modellerde de aynı işlemci kullanılmış durumda. Yani Exynos'lu sürüm Türkiye'ye gelmeyecek. Onun müjdesini verelim. Ve S22 Ultra modelinde artık kalem standart olarak gövdeyle birlikte bir kutusundan çıkıyor. Ekstra bir ödeme ya da bir aksesuar satın almadan da kalemi kullanabiliyorsunuz. Detaylı bir inceleme gelecek. Bu bir ön incelemeydi ama bu modellerle ilgili merak ettiğiniz, aklınıza takılan ya da yapmak istediğiniz bir yorum varsa aşağıdaki yorumlar kısmında yazmanızı rica ediyoruz. YouTube kanalımıza abone olmayı, bizleri aynı zamanda Instagram, Twitter ve Facebook gibi sosyalde takip etmeyi unutmayın. Aynı zamanda TikTok'ta da güzel videolar paylaşıyoruz. Oraya da hepinizi bekliyoruz ve ek olarak hepinizi teknolojioku.com adresine de bekliyoruz. Farklı videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın, kendinize iyi bakın.